Ben anladım. Ama Kübra da diyor ki hiçbir zaman o çocuklara 5 yıl boyunca sahip çıkmayacak. Bilal gelmiş buraya dilenci dedi ben evde televizyonu kıracaktım ya. Ay yok canım aslında yani. Çıkmadı Didem Arşe beslenildi. Çocuğu götürmüş dilendirmiş. Çocuğu bir dışarı girmedi. Çocuğunun kendisini beyanı dendik bir durum değil ki Didem abla. Ben söyleyeyim. Pedagog raporu var bende yok ki. Bunlar çocuk bak çocuk ben çocuk Didem abla pedagog çocuğu avukat hanım da burada. Yönlendirdiğimi anlamaz mı? Bak Tunca Hanım söylesin. Asla sizin dediğinize katılmıyorum. Pedagog bilgili ve işin uzmanı yalnız olarak yalnız görüşür. Hiç kimsenin yönlendirmesine çocuğu fırsat vermeden onun beyanını alır. Ama şöyle bir şey de olabilir. Yani şimdi haksızlık etmeyelim. Şimdi olasılıkları söyleyelim. Eğer çocuk öncesinde bir şekilde çünkü biz başka olaylarda da gördük. Elmalı davasında da gördük. Çocuk eğer bir şeyler çocuğa empoze ediliyorsa çocuk o yönlendirmeyle de yönlendirmeleri pedagoga bazı şeyler anlatabilir. Ama bu neden Kübra böyle bir şey yapsın? Hayır, asla hayır, hayır. Didem abla yani ben zaten Mehmetcan oradan geldikten sonra psikolojisi bozuk çocuktu. Ben onu defalarca psikoloğa da götürdüm. Hı hı. Yani Mehmetcan'ı toparlamam benim çok uzun zamanımı aldı. Bir çünkü Mehmetcan çok dağılmıştı. Çünkü Mehmetcan bazı olaylara tamam. Şahit oldu, yaşı tutuyordu. Anne baba sorununu gördü. Çocuk dağıldı, bir annede kaldı, bir babada kaldı. Çocuğun dengesi zaten bozulmuştu. Kübra'nın da mı dengesi bozuktu? Evet, Yunus bozdu Didem abla. Yunus bozdu. İkisi de sinirli Yunus bozdu. Kızım bir kere bak. Söyle. Bir en başta sana bir tek kelime söyleyeyim. Uzatmaya da gerek yok. Bence adamları de. Bu kadar insanları meşgul etmeye gerek yok. Sizin senin psikoloji bozuk olmasaydı sen bir günün içinde o adamla tanışıp peşinde gelmezdin. Aha. İki iki dört eder. Şey, günün peşinde tanışıp da gelmedim yani. Yunus beni kendi evet. Getirdiğini söyledi. Ha. Bir günde, bir ben, günde değil Didem abla. Bir gün değil onun için de geçerli. Aynen getirmeseydi. Hadi ben cahildim Didem abla gene bizim geldi. Bizim gelip de burada milleti bu kadar insanları, özür dilerim. İnsanları meşgul etmeye anlamı yok. Tamam, bir günde değil Didem abla. Bir günde mi sen hayır, gittin? Hayır bir günde değil. Hadi madem ki ben geldim cahildim. Ama ben Yunus'a hiçbir zaman çocukluk yapmadım. Kendileri de biliyor. Yani söylesin temizlik de yapıyordum, yemek de yapıyordum. Bir gün kalkıp tamam, onların huzurunu... Bir gün kalkıp onların iyi gelindi huzurunu temizliğine laf yok. Ramazan Bey diyor iyi gelindi diyor. Bak temizliğine laf yok ama... Yönlendirme bozuk. Bizi dinlemedi, dinlemedi. Mesela yani, benim ama oğlunuz da dinlememiş. Benim sizi. Tamam da dinlemedi, onu da ben demiyorum ki ben sizi çocuğum iyi. Ramazan Bey daha doğru. Ha, bir dakika. Ben demiyorum. Benim hanım buradaydı. Ben bir sene evlendim. Bir sene sonra köye gittim. Bu buna gidip söylüyorlardı. Senin kocan İstanbul'da evlenmiş. Senin şeyin olmuş. Evine gider. Ne oldu? Kim kazandı? O kazandı. Sen onları telefon çıkmış diye adam gidiyor. Ama bu... şöyle bir şey var. Sizin çocuğunuzun en büyük problemi maalesef yasaklı madde kullanması. Ya kullanması zaten biz o, tedavi, en büyük problemi o tedavi. Evet ya şimdi onun önce ciddi bir tedavi görmesi lazım. Ben, tamam tedavi görmesi lazım. Ben onu orada kurtarmaya çalıştım. Ne yaptım? Olmadı. Cezaevine girdi dedim buna daha 1 lira vermedim. Baktım olmuyor. Çaresiz kaldım. Çaresiz kaldım. Gire gittim. Benim telefonumda bakın abi. Şimdi o 32 milyar para göndermişim cezaevine. Şimdi Yunus ne kadar cezaevine kalacak bilmiyorum. Ne kadar bir ceza verilecek onu da bilmiyorum. Ama bu süre zarfında tabii onların torunlarını görme hakkı var. Gelsinler dedim abla kapımız açık. Yok. Ha, girmeyeceğim mi? Yok görmem. Aa, ben neden? Nerede? Ben yok, görürüm. Ben, burada ben görmem. Mı? Ben gitmem. Ha? Burada mı? Yok hiç görmedin mi? Cezaevinden çıktığında gördü 4 ay hayır, önce. Hayır ben Gördüm. Zeynep Hanımcığım sen niye çocukları görmek istemiyorsun? Gidiyor niye görmek istemiyorsun? Bir dakika sen değil. Bak hocam dur, Ramazan sen söz. O çok sinirli. Yunus cezaevinde geldi. Ben de oğlum ben gitmedim. Yuru gerçekten çıkartamıyorum. Yuru yapmış ya yine. Ben yuru çıkartamadım. Dedi ki anne dedi tam barınbar gidelim diyor. Anne ben karım. Orada bırakmazdım. Hı hı. Ama ben sana böyle hastaneye yatırdım. Sen durmadın. Ne yaptım? Sen durmadın. Kübra diyor hastaneye gelsin. Köyüsü arıyordum. Neyse, çocukları al gel. Sade de gel. Ha, evet. Kübra dedi yok ne çocuklarımı gönderirim ne kendi gelirim. Burada ben yüzüne söylüyorum. Bir biz dakika gittik, bitirsin Ramazan Bey'i bitirsin. Eşi aldık. Yunus'la eşi aldık. Para da aldım elimde. 1 milyar var üstünde. Ben aldım biz gittik. Kübra evde çıkmadı. Babası Allah razı olsun. Bak biz babasını hiç şikayetçi değil. Adamın lafı geçmiyor. Ha, tamam biz söyle. Gittik, yok. Bak. Bahçede oturuyor. Benim Mehmet abi nasılsın iyi misin dedi. Benim geçmiş olsun size ameliyat oldu dedi sağ ol kızım. Biz orada baktım Fatma yenge Mehmetcan bizi tanıdı geldi. Hı. Esad duru tanımadı. Baktım ağladı benim kızım ağlama be baba anneyim. Benim senin baba geldi. Hı hı. Yine ağladı. Fatma yenge ayağını böyle yaptı. Çocuğa. Kapıya.
İçeri giremez. Fatma yenge benim ben kavgaya gelmemişim. Dedi yok Yunus giremez. Ben dedim tam Yunus değil Fatma yenge. Ya çocuklar küçük. O bir hata yaptı. Bırakırım biz onu. Büyükler Kübra gelsin ben sahip çıkarım. Çocukları da çıkarım. Ama öyle. Tedavi görse Yunus düzelir. Anladım. Şimdi heh. Şöyle dediğiniz. Nebe vurmuş mu? Vurmuş ya öyle değil. Çok kısa ne olursa. Bir dakika bir dakika. Sizin başaramadığınızı bu küçücük kızdan bekliyorsunuz. Bunu beklemeyin. Siz önce çocuğunuzu avukatım, başarın. Avukatım inan ki başarın. Gerçekleri konuşmadın bak şimdi. Tamam. Gerçekleri konuşmadın avukatım bak. Yani ben neyse. Ben ilkokul mezunuyum. Ya onlar öyle bir şey beklemeyin. Ben hiç anlamadım yani. Ama yani. Şimdi. Kübra'dan. Şimdi biz. Kübra'dan. Ben ondan beklemiyorum. Onun annesi. Tamam bak Ramazan Bey'ciğim. Onun annesi. Bu sinirli. Onun annesi biz yanına gittiği zaman onun sahip çıkması lazım. Hayır şöyle ikisi de ya galiba Tunca Hanım bir şeyi kaçırdı ya da yanlış anlamış olabilir. İkisi de Kübra'nın Yunus'u tedavi etmesini zaten beklemiyorlar. Öyle bir beklentileri yok. Bir şey yanlış anladı galiba. Öyle onlar sadece şunu söylüyorlar. Yani bu evliliğin yanlış olduğunu söylüyorlar kısacası. Şimdi Yunus cezaevinde olacak büyük o inşallah girmez de ama öyle de böyle boşanma 5 Ocak'ta ya da Ocak ayında bir boşanma şeyi davası olacak. Yani ayrılmak istiyorlar. Tamam ayrılsınlar. Öyle görünüyor. Tamam. Gelişmelerden haber edeceğim ben size. Yunus ayrılmak istiyor mu söyledi mi burada? Nasıl? Yunus söyledi mi burada dedi ayrılayım. Dedi ya ayrılacağım tamam, dedi ya. Tamam. Dedi. Evde öyle dur. Söyledi. Bak, evde öyle ablam, söylemiyor mu? Abla. Yok. Neyse bir dakika bir araya gitmem lazım ama Mehmet Bey'i çağırayım. Mehmet Bey bir gelsin onun kızını bulduk getirdik de. Daha dur nerede olduğunu biliyor da saklanmış falan. Dur dur canım benim ya. Çağırmam lazım. Yunus, kurban olayım. Yunus şey olsun ben gelsin. Onu bir saatte cezaevinde bırakmam. Tamam dur bir